Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 1-1,5 yaşa uygun bu çizgili hırka modelimi birlikte çalışacağız inşallah. Hırkamın farklı renkleriyle anlatımı, 2-3 yaşa uygun farklı renklerle anlatımı, ayrıca yelek olarak anlatımı daha önceki videolarımda, kanalımda mevcut. Dilerseniz onlara da göz atabilirsiniz. Birçok farklı renklerle yelek ya da hırka olarak örmüş olduğum gerçekten çok beğeni alan bir model. Instagram sayfamda aynı isimle Instagram'dayım ve Facebook'ta da aynı şekilde sayfam var. Oralarda da farklı renklerle ördüğüm aynı model hırkamı ve yeleklerimi görebilirsiniz. Farklı renkler sizin için fikir olabilir arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi hırkamız 1-1,5 yaşa uygun. Bu videomdan sonra hırkamın takımı olan şapkanın ve patiğin de anlatımı yakında yayında olacak. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak yeni videolarımdan sizler de anında haberdar olabilirsiniz. Söylediğim gibi hırkamız 1-1,5 yaşa uygun ölçülerde. Hemen size şöyle ölçülerini belirtmek istiyorum. Hırkamızın beden genişliği 28 santim. Hırkamızın boyu 32 santim. Kol boyu da aşağı yukarı aynı, 31-32 santim uzunluğunda arkadaşlar. Şimdi birazdan malzeme bilgisini geçeceğim, onu söyleyeceğim size. Hırkamızı örmek için 3 farklı renkte 3 yumak ip yeterli. Ancak eğer takım halinde örmek isterseniz, yani şapkasını ve patiğini de örmek istiyorsanız, üstteki ve ortadaki renklerden birer yumak, alttaki renkten 2 yumak almanız gerekiyor. Yani toplamda 4 yumakla takımımızı örmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu hırkamda kullandığım belli başlı teknikler var. Bunlardan ilki yakamızın bu şekilde güzel bir yuvarlak bir oyuntuya sahip olmasını sağlayan yaka düşürme tekniği. Haroşa örgüde kullanılan yaka düşürme tekniği. Gizli ve robamızda kullandığımız haroşa örgüde gizli artırma tekniği. Buradaki renk geçişlerini yaparken kullandığımız renk geçişlerini düzgün renk geçişleri yapma tekniği ve bir de lastik kısımda kollarımızda ve bedenimizin alt kısmında lastiklerimizi keserken kullandığımız bir ters bir düz lastik kesme tekniği arkadaşlar. Bu tekniklerin hepsini videomuzda detaylı bir şekilde açıklamasını yaparak ilerleyeceğiz. Ancak bunlar aynı zamanda kanalımda çok kısa videolar halinde de bu teknikler mevcut. Dilerseniz bu hırkaya bir ön hazırlık olarak o videolarımı da izleyebilirsiniz. Onlara bir göz atıp ondan sonrasında hırkanızı örmeye başlayabilirsiniz. Hazırsanız öncelikle malzeme bilgisini verip hemen hırkamızı örmeye başlayalım. Hırkam için 3 farklı renkte 100 gramı 250 metre olan bebek iplerinden, anti-pilling özellikli bebek iplerinden kullanacağım. Ayrıca 6 tane düğme ve 3,5 numara şişlere ihtiyacımız olacak. Hırkamda ben lila, beyaz ve mor tonlarını tercih ediyorum arkadaşlar. Tabi istediğiniz renkleri birbiriyle uyumlu renkleri tercih ederek hırkanızı örebilirsiniz. Ben lila ve beyazda kartopu baby one kullanıyorum. Mor rengimse Nako Elite Baby. Bu ip daha önceden elimde mevcuttu. Bu renklerle de bir uyum yakaladığı için ben bu ipimi burada bu hırkada değerlendirmek istedim. Aynı şekilde kartopu baby one'ın da mor rengi mevcut. Onu da alıp kullanabilirsiniz. Aynı renk tonlarında örmek isteyen arkadaşlar için kullandığım mor rengin kodu kartopu baby one 259. Beyazın renk kodu yine kartopu baby one 010. Nako Elite Baby'ye ait morun kodu da 10.253. Şimdi şişimize 81 ilmek atarak hırkamıza başlayalım. 10 sıra bir ters bir düz lastiğimizi örüp yakamızı oluşturmaya başlayalım. Hırkama 81 ilmekle başlayarak 10 sıra bir ters bir düz lastiğimi ördüm. Hırkamızı kız bebekler için ördüğümüz için sıranın sonunda ilk iliğimi
lastikte açtım arkadaşlar. Eğer siz farklı renklerle erkek bebekler için örüyorsanız sıra başında, yani şu kısımda ilk iliğinizi açmanız gerekiyor. Şimdi bu lastikten sonraki ilk sıramızda hem roba ayrımlarımızı yapacağız hem de yaka düşürme tekniğimizi uygulamaya başlayacağız. Yaka düşürme ya da diğer adıyla kısa satır tekniği, örgülerimizin güzelliğine güzellik katan, yaka şurada görmüş olduğunuz yaka uyuntusunu, yuvarlak yaka uyuntusunu elde etmemizi sağlayan, yaptığımız örgülerin omuz kısımlarının muntazam bir şekilde oturmasını sağlayan bir teknik. Gerçekten örgülerimizin kalitesini artıracak, her türlü bebek ve yetişkin örgülerimizde kullanabileceğimiz bir teknik. Bugün uygulamalı olarak size göstermek istiyorum. 81 ilmek başlamış olduğum hırkamın lastik kısmını, yakadaki şu kısım, lastik kısmını tamamladım. Ve şimdi hem bu ilk sıramda hem beden ayrımlarını, roba ayrımlarını yapacağım. Hem de yaka düşürme test tekniğini uygulamış olacağım. Ama uygulamaya başlamadan önce arkadaşlar ben size şöyle şema üzerinden daha ayrıntılı bir şekilde bir ön bilgi vermek istiyorum. Ne yapacağız, nasıl yapacağımız hakkında. Şimdi dediğim gibi örgülerimize başlayıp bu şekilde lastik kısmını ördükten sonra hemen ilk sırada hem örgümüze uygulayacağımız roba çalışmasını yapıyoruz hem de yaka düşürme tekniğimizi uygulamaya başlıyoruz. Yaka düşürmeyi ne şekilde yapıyoruz? Şimdi aslında yaptığımız şey örgümüzde bu gördüğünüz, şurada gördüğünüz sayıları takip ederek geri dönüşler yapmak. Yani örgümüzün kenarına, tam şuraya, ön pata kadar gelmeden buradan bir yerlerden geri dönüşler yaparak burada bir oyuntu oluşmasını sağlamak. Yapmaya çalıştığımız şey bu aslında. Bunu da yaparken toplam 4 sırada işlem yapacağız. Şurada 7'lerin yazılı olduğu kısım bizim ön pat olarak düşüneceğimiz kısım. Bu kısma ulaşmadan onun öncesindeki kısımda şurada yaka düşürme çalışmamızı yapacağız. Kenardaki 7 ilmekler sabit bir şekilde ön pat olarak kalacak arkadaşlar. Şu noktaya kadar orada işimiz olmayacak. En son yaka düşürme bitirdikten sonra patlarımızı örerek örgümüze normal şekilde devam ediyor olacağız. Şimdi bu şemadan ne anlamamız gerekiyor? Bu şemadan benim size anlatmak istediğim, göstermek istediğim şey şu. İlk sıramızda, yani şurada, şu kısımda, şuradan hemen lastik bitiminde şurada örgümüze başladık. Roba ayrımlarımızı yaparak şuradan örgümüzü örmeye başladık. Devam ettik. Devam edip döndük, geldik. Şu kısma geldik. Sıramızın sonuna doğru yaklaştık. İşte bu kısma geldiğimiz noktada sonuna kadar gelmeyip şuradan, yani burada, şurada 6 rakamını görüyorsunuz. Kenarda 7 ilmek pat, onun yanında bir 6 ilmek burada kalacak şekilde şu kısımdan dönüş yapıp gidiyoruz. Sıramıza şuradan devam ediyoruz. Devam edip gittiğimizde diğer kenara, diğer ön parçaya doğru gittiğimizde burada aynı işlemi tekrarlıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Yine bu uca geldiğimizde kenarda 7 ilmek pat olarak ve onun önünde de 6 ilmek bırakıp şu noktada geri dönüş yaparak çalışmamıza devam ediyoruz. Tekrar dönüyoruz. Buraya geliyoruz. Bir sonraki sırada bu sefer 6 yerine 4 ilmek kenarda bırakarak geri dönüşler yapıyoruz. 4 ilmek kalıp geri dönüşümüzü tamamlayıp bir sonraki sıraya doğru ilerliyoruz ve tekrar diğer uca geldiğimizde yine kenarda 7'nin yanında 4 ilmek kalacak şekilde bırakarak geri dönüşümüzü yapıyoruz. Devam ediyoruz. Bir sonraki sıraya geldik. Şu an ne yapmış olduk? Her iki tarafta da öncelikle 6 ilmek, sonrasında 4 ilmek bırakarak dönüşlerimizi tamamlamış olduk. Tekrar buraya geldiğimizde bu sefer 2
Şurada gördüğünüz gibi iki ilmek bırakarak dönüşümüzü yapıyoruz. Devam edip gidiyoruz. Diğer tarafta da aynı şekilde iki ilmeğimizi bırakarak dönüşümüzü tamamlıyoruz. Ve bir sonraki sıraya geldiğimizde şurada artık bırakacak ilmeğimiz kalmıyor. İkişer ikişer eksilttik. Artık sıfır ilmeğe düştük burada. Şu kısımda sadece 7 ilmek ön patımızı bırakıp buradan dönüşümüzü yapıyoruz. Diğer tarafa gelip aynı şekilde burada 7 ilmek patımızı bırakıp şu kısımdan dönüşümüzü yaptığımızda artık toplam 4 defada yaka düşürme çalışmamızı tamamlamış oluyoruz. Buradan devam ettiğimizde artık bir sonraki kenara buraya geldiğimizde normal bir şekilde şuradan devam ederek ön patımızı örüp tam ön parçanın kenarına sıra sonuna burada gelip buradan normal şekilde örgümüzü örerek devam edip gidiyoruz arkadaşlar. Yaka düşürme dediğimiz teknik aslında bu kadar basit. Ne şekilde dönüşleri yapacağımız haroşa örgülerde ve düz örgülerde değişen bir durum. Bu hırkamızı haroşa olarak bu hırkamı ben haroşa olarak örüyorum. Haroşa örgüde şu an yaka düşürme tekniğini gösteriyorum size. İnşallah ilerleyen zamanlarda bir de düz örgüde ne şekilde yapılıyor, dediğim gibi teknik değişiyor. Bir de onu gösteren bir video sizler için hazırlamak istiyorum. Şimdi şu alt kısma bakacak olursak, şöyle sizler için biraz yaklaştırmak istiyorum. Niye burada aslında hani bakın burada 6, 4, 2, 0 yazdım ama burada 5, 7, 3, 1 yazmışım. Birer ilmek fazla yazmışım. Bunun da sebebi şu aslında. Şunu demek istiyorum. Yani burada 6 ilmek kenarda bıraktığımda aslında burada şuradaki 7. ilmeği de örmeden onun etrafından sadece ipimi dolayıp geri dönüşümü yapacağım demek. Yani ben bu ilk yaka düşürme şuradan başlayıp geldiğimde şu kısma geldiğimde 7 ilmek burada, 7 ilmek burada sıramın sonunda toplamda 14 ilmek kalmış olacak. Ve buradan 14 şuradan 7'yi saymazsak şu kısımda 7. ilmeğin kenarından dönerek onun etrafından ipimi dolayıp geçirerek geri dönüşümü tamamlayıp örgüme devam ediyor olacağım. Burada bu şekilde bu sayıları vermiş olmamın sebebi bu. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Şu 7 ilmek pattan önce burada örülmeden bırakılacak olan şu kısımda örülmeden bırakılacak olan ilmeklerin sayıları bu şekilde arkadaşlar. Şimdi son olarak bir taraftan da dediğim gibi rova çalışmamızı da oluşturuyor olacağız. Şöyle şuradan göstermek istiyorum size. Öyle biraz sığdırmak zor oldu şu anda. Evet. Bu şekilde şöyle bir yapalım. Bir saniye. 81 ilmekle bu robama başladım ben arkadaşlar. Şöyle sizler için okuyayım ben. Biraz daha zor oldu o şekilde göstermek şu anda. 81 ilmek olarak lastiğimi ördüm, bitirdim. Ön parçaları 15'er ilmek olarak ayıracağım. Kolları 10 ilmek. Arka parçayı 23 ilmek. Ve artış yerlerinde de 2 ilmek bırakacağım. Toplamda da 20 artırma ile robamı tamamlayacağım. Hazırsanız şimdi robamızı ve yaka düşürme çalışmamızı uygulamaya başlayalım. Şimdi bu ilk sıramda şurada vermiş olduğum ayrım sayılarını takip ederek robamı oluşturmaya başlayacağım. Ön parça için şuradaki 15 ilmeğimi ördüm. Şimdi ilk ayrım yerindeyim. Bu hırkamda ben haroşa örgüde gizli artırma tekniğini uygulayacağım. Onun için ayrım yerinde şu sol şişimde kalmış olan iki ilmeğim şurada. Bunlar benim kenarlarından artıracak olduğum ayrım yerinde kalacak olan iki ilmeğim. Bu ilmeğin sağında ve solunda ilmekler atarak robamı yapmaya başladım. Bir tane ilmeğimi attım. İki ilmeğimi örüyorum. Bir tane de sol taraftan atıp ilk artışımı tamamlamış oluyorum. Şimdi koldaki 10 ilmeğimi örüyorum. Bir sonraki artış yerime gelmiş oldum. Yine aynı işlemi burada tekrarlıyorum. Bir ilmek bu şekilde şişime atıyorum. Aradaki iki ilmeğimi örüyorum.
bir sonraki artışımı da yapıp şimdi arka iç parçadaki 23 ilmeğimi örüp geliyorum. 23 ilmek arka parçamdan sonra bir sonraki ayrım yerine geldim. Aynı şekilde artışımı yapıyorum. Kol için 10 ilmek daha örüyorum. Evet, şimdi artık yaka düşürme çalışmamın başlayacağı ön parçama geldim. Ön parçada dediğim gibi ilk yaka düşürmede bizim şurada yazdığım gibi 7 ilmek artı 7 ilmek, yani 14 ilmek kalana kadar örmemiz gerekiyor. Şimdi buradan şimdi şuradaki son artışımı da 2 ilmeğimin kenarlarında artışımı yapıyorum. Kenarda burada kaç ilmeğim kalmış? 15 kalmış olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Evet, 14 ilmek örmeden bırakacaktım. Şu 1 ilmeğimi de yine örüyorum. Şimdi ilk yaka düşürmemi burada yapacağım. Kenardaki 7 ilmek benim ön pat olarak bırakacağım 7 ilmek olacak. Yanındaki 7 ilmek de yaka düşürme için bırakacağım olacak. Aslında ben şuradaki 7. ilmeğin etrafından şimdi şişimi dolayıp pardon ipimi dolayıp onu da örmüş gibi bu tarafa almış olacağım ve burada esasında 6 ilmek kalmış olacak. Ne şekilde yapıyoruz? Etrafından ipimizi dolamak nedir? Şöyle arkadaşlar, şu şekilde yakın plandan göstereyim size. Şöyle ipimi öne doğru aldım. Buradaki ilmeğimi şişimi ilmeğimden geçirdim ve ipimi arkaya doğru doladım ve döndüm. Bu şekilde örgümü çevirdim. Şu an bu tarafta 7 ilmek artı 6 ilmek 13 ilmek örmeden bırakmış oldum. Şimdi artık geri dönüşümü yapıp sıramı tamamlıyorum. Ters sırada olduğum için herhangi bir işlem yapmadan sıra sonuna kadar yine bir sonraki kenarda 14 ilmek kalana kadar örgüleri, bütün ilmeklerimi haroşa olarak örerek devam edeceğim arkadaşlar. Şuradaki ilk etrafından dolandığım ilmeğimi şöyle göstereyim size. Şu şekilde örmeden yine şişimi aldım. Bakın ipimi arkaya doğru buradan aldım ve devamında diğerlerini düz örerek, yani haroşa olarak örerek örgüme dediğim gibi sonda 14 ilmek kalarak kalana kadar bütün ilmeklerimi örüyorum. Sıramın sonunda 14 ilmek kalana kadar örüp geldim şimdi. Burada 14 ilmeğim kaldı. Öbür tarafta olduğu gibi şimdi yine aynı işlemi burada tekrarlıyorum. Yani ipimi bu şekilde öne alıyorum. Buradaki bir ilmeğimi şişime alıp etrafından ipimi bu şekilde doluyorum ve örgümü çeviriyorum. Buradaki ilk ilmeğimi örmeden alıp örgüme devam ediyorum. Şimdi artık düz sıraya geldiğim için yine ayrımlar yaparak, pardon, artışları yaparak bu sırada devam edeceğim. Şu an artış yerine bir ilmek daha örersem, evet, İlk artış yerindeyim şu anda. Aradaki 2 ilmeğim şurada, şu kısımda duruyor. Yine aynı şekilde artışımı yaparak sıramı tamamlayacağım. Artış yerlerini de bu şekilde yaparak sıra sonuna kadar gideceğim. Ama dediğim gibi bu sefer ne yapacağız? Bu sefer artık sıramızın sonuna geldiğimizde 7 ilmek saymıyorum. Artık kenardaki 7 ilmeğin yanında bu sefer 5 ilmek kalmış olacak. Bir öncekinde 7 artı 7 14'tü. Bu sefer 7 artı 5 yani 12. En sonda 12 ilmek kalana kadar örüp geliyorum arkadaşlar. Sıramın sonuna geldim. Şöyle şurada bakın, daha önceki geri dönüş yaptığım yer. Bu ilmeklerimi örüyorum. Bunların
Bunlardan sonra bir ilmek daha örmüş oldu. Ördüğümde şu an şişimde 12 ilmek kalmış oldu. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evet. Şimdi bu önümdeki ilmeği yine etrafından dönüş yaparak bu tarafa geçirmiş olacağım. Burada 4 artı 7 ilmek bırakmış olacağım ve çalışmama devam ediyor olacağım arkadaşlar. Öne aldım ipimi. Ilmeğimi alıp etrafından ipimi geçirdim ve örgümü çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi yine arkaya alıp örgümü örmeye devam ediyorum. Ters sırada olduğum için sıra sonunda yine 12 ilmek kalana kadar herhangi bir işlem yapmadan bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüp devam ediyorum arkadaşlar. Sıra sonunda yine 12 ilmeğim kaldı. İşlemi tekrarlıyorum. Bu şekilde etrafından dolayıp çevirip devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi düz sırama geçtiğim için de artış yerlerinde yine artışlarımı yaparak sıramı tamamlayıp devam edeceğim. Şöyle. Bundan sonraki artış şeyler yaka düşürme sayıları da yine aynı şekilde arkadaşlar. Aynı işlemi tekrar ediyor olacağız. Sadece şuradaki yazdığım sayılara riayet ederek yaka düşürmenize devam etmeniz yeterli. Şimdi biz en son hani 7'nin yanında 5 ilmek, 12 ilmek bırakmış olduk. Bir sonraki sıra sonuna geldiğimde bu sefer 7'nin yanında 3 ilmek bırakmış olacağım. 3. ilmeğin etrafından ipimi dolayıp dönüşümü tamamlayıp devam edeceğim. Bir sonraki tarafta yani bu tarafta bu işlemi yaptıktan sonra aynı şekilde burada da işte 7 artı 3 kalacak şekilde tamamlayıp tekrar öbür sıraya geldiğimde de 7 artı 1 olacak şekilde. 7 ilmek patın yanında sadece 1 ilmek bırakıp onun etrafından da yine ipimi dolayıp devam edip bu tarafta da aynı şekilde işlemimi tekrarladığımda yaka düşürme çalışmam bitmiş olacak arkadaşlar. Şimdi ben o kısma kadar örüp devamında size ortaya çıkan yaka oyuntumuzu göstermek istiyorum. Şimdi son olarak kenarda 7 ilmek bırakarak son yaka düşürme sıramı da tamamlamış oldum arkadaşlar. Şöyle belli olmaya başladı bile zaten. Şimdi üzerine birkaç sıra daha örerek artık bu sıra sonuna geldiğimde sıra sonunda şurada bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar getirip örerek haroşa olarak devam ederek birkaç sıra daha örelim ve yaka oyuntumuzu net bir şekilde görmüş olalım. Hırkamızın yaka düşürme çalışmasını tamamladık arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi güzel bir yuvarlak yaka oyuntusuna sahip olmuş olduk. Hırkamızı örüp bitirdikten sonra burada yaptığımız yaka düşürme çalışmamız daha net bir şekilde kendini gösterecektir. Şimdi robamızı genişletmeye devam edeceğiz. Bu rengimizle şuradan arka parçadan saydığımızda 12 diş olana kadar bu rengimizle devam edeceğiz. Ondan sonrasında karışık bir şekilde yani beyaz rengimizi bağlayıp bir diş beyaz, bir diş lila rengi olacak şekilde örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. O kısma gelene kadar yani bu renkte 12 diş olana kadar örüp gelelim şimdi. Bir de ilik detayımızı da hemen burada hatırlatayım. İlk iliğimizi lastik kısmında açmış olduk. Şimdi şu ön parçadan şuradan saydığımızda 11 diş sonra ikinci iliğimizi açalım. Ama devamında 13 diş ara ile iliklerimizi açmaya devam edelim. Burada ilk ilmeğimizi buradaki lastik kısmında açtığımız için burada hani fazladan bir ölçü olduğu için ilk dediğim gibi ikinci ilmeğimizi buradan 11 diş sayarak yapacağız. Ama devamında 13 diş arayla ilikleri açıyor olacağız. Evet, dediğim şekilde bu rengimizde 12 diş olana kadar robamıza devam edip geliyoruz. Robamda toplamda 12 diş olacak şekilde ördüm ya arkadaşlar. İlk rengim lila rengim. 12 arkadan saydığımda 12 diş oldu. Şimdi artık çizgili kısımla devam edeceğim. Şurada sıramın başında bu kısımda bez ipimi bağladım.
Şimdi bir diş beyaz ip, bir diş lila renk olacak şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Renk içlerimi nasıl yaptığımı hemen göstermek istiyorum size. Kanalımda çok kısa bir video var. Renk geçişinin detayını gösteren. Dilerseniz onu da izleyebilirsiniz. Ben burada tekrardan bir size göstermiş olacağım. Şöyle yakın plandan gösterecek olursam. Şimdi şu hali hazırda devam ettiğim lila ipim. Bunu bu şekilde bakın sağ soldaki parmağımla burada önde olacak şekilde tutuyorum. Diğer beyaz rengimle ilk ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde beyazı örerek devam ediyorum. Bir sonraki sırada şurada kalan beyaz ipim bu şekilde, pardon, lila rengi ipim bu şekilde. Yine bir sonraki renge devam ettiğim zaman buradaki tırtıklı yapıya uygun güzel bir renk geçişi görüntüsü olmuş oluyor. Dediğim gibi o kısa videomu izlerseniz detayını daha net bir şekilde orada görürsünüz. Bu şekilde beyaz ipimizle devam ediyorum. Robamı genişletmeye, aynı şekilde artırmalarımı yaparak. Dediğim gibi şu ana kadar 12 diş olmuş oldu. Bir sürede böyle çizgili bir şekilde devam edeceğim. Toplamda robamda 20 artış olana kadar çizgili bir şekilde bir diş beyaz, bir diş lila olacak şekilde örüp 20 artışımı tamamlayıp geliyorum. Bu arada ilik detayımızı da atlamayalım arkadaşlar. İlk iliğimizi şurada lastik kısmında açmıştık. Şimdi bundan sonra şu kısımda önden saydığımda 8 sıra lila rengi örmüş oldum. Toplam şimdi bundan sonra karışık bir şekilde, çizgili bir şekilde devam edeceğim. Bu kısımda 11 diş olduğunda ikinci iliğimi koyacağım ve bundan sonrasında da 13 diş arayla iliklerimi koyacağım. Bu şekilde ilik çalışmalarımızı unutmadan devam ediyoruz. Dediğim gibi robamızı 20 artırmaya tamamlayıp geliyoruz arkadaşlar. Hırkamın robasını tamamladım arkadaşlar. Toplam 20 artırma yaparak robamı oluşturdum. Şurada ilk iliğimi lastik kısmında açmıştım. Şurada 11 diş ördükten sonra ikinci iliğimi de burada açtım. Bundan sonraki iliklerimi artık 13 diş arayla açarak devam edeceğim. Şimdi robamızı oluşturduktan sonra öncelikle kollarımızı örmemiz gerekiyor. Şimdi şu an ben şurada sıra başındayım. Yine bu çizgili modele devam edeceğim. Çizgili şekilde devam edeceğim. Buradan örerek bir sonraki rengimde şimdi devam ederek geleceğim. Ön parçamı ve kol parçamı öreceğim. Kol parçamın sonunda şu kısma artırma yerine gelene kadar örüp geliyorum arkadaşlar. Ön ve kol parçalarımı ördüm. Şimdi kolumdan sonraki artırma yerindeyim. Burada aradaki artırma yerindeki iki ilmeğin bir tanesini kol için öreceğim. Bir tanesini beden için bırakıp buradan geri dönüş yapacağım kolum için. Şöyle bir ilmeğimi örüyorum ve geri dönüyorum. Yine aynı şekilde kollar tırtık tırtık, kol kenarlar tırtık tırtık kalacak şekilde örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum arkadaşlar. Sıra sonunda tekrar renk geçişimizi yaparak devam edeceğiz. Kolumun diğer ucundaki artırma yerine geldim. Yine buradaki iki ilmeğin bir tanesini kol için öreceğim. Bir tanesini beden için bırakıp buradan geri dönüş yapacağım arkadaşlar. Şimdi geri dönüş yaptığımda tabii bir sonraki rengimle devam etmem gerekiyor. Çünkü bu kısımda benim yine çizgili modelde devam ediyor olmam lazım. Düz rengimizi 52, pardon, 12 diş olarak örmüştük. Çizgili kısmı da aynı şekilde 12 dişi tamamlayıp öreceğiz. Şu an saydığımda 2, 4, 6, 8, 9 diş örmüşüz. 3 diş daha örüp bu çizgili kısmı tamamlayacağız. Sonrasında beyaz rengimizle devam edeceğiz. Şimdi burada lila rengi ipimizle devam ediyor etmemiz lazım. Lila rengi ipimiz şurada sıra başında kaldı. Bu tabi burada yine ihtiyacımız olacak. Bir 3-4 diş daha burada gideceğimiz için. Bunu burada bırakıyorum. Buna dokunmuyorum. Lila rengi ipimin içinden bir parça çıkarıp şöyle yumağın iç kısmından ben bunu bir parça şuradan çıkardım arkadaşlar. Bunun ucunu bu kısma bağlayıp
Buradan kolumu örerek devam edeceğim. Lila rengi ipimi bir tığ yardımıyla örgümün ters yüzünde bağlıyorum. Şöyle şu kısma bağlıyorum. Buradan şöyle bir ilmek alarak ipimi geçirip şu şekilde ipimi bağlayıp devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle. Yine aynı şekilde beyaz ip önde kalabilir. Kollarda yaptığımız şekilde renk geçişlerini aynı şekilde uygulama yapabiliriz. Şöyle şuradan koluma devam ediyorum. Dediğim gibi bu çizgili kısım 12 diş olana kadar devam ediyoruz. Sonrasında lila rengi ipimizi buradan koparıp düz renk beyazla devam edeceğiz. Kollarımızı örerken 10 diş arayla da eksiltmeler yapacağız bu arada. Şöyle şimdi dediğim gibi 12 diş olacak şekilde çizgili kısmı tamamlayalım. Sonrasında beyaz kısma geçelim. Şuradan buradaki beyaz rengi ilk sıramız olarak ilk diş olarak kabul etmek üzere 10 diş olana kadar devam edip geliyoruz. Sonrasında koldaki ilk eksiltmemizi yapıyoruz arkadaşlar. 4 diş karışık, devamında 6 diş beyaz renkte olmak üzere 10 diş olarak kolumu ördüm. Şimdi koldaki ilk eksiltmelerimi yapıyorum arkadaşlar. Kol eksiltmelerimi yaparken önemli olan püf noktası şu. Kenardaki birer ilmeklerimize kesim yapmıyoruz. Kenardaki ilk ilmeğimi bu şekilde örmeden alıyorum. Yanındaki iki ilmeğimi ilmeklerimin sol tarafından şuradan ikisini birlikte alarak burada bir ilmek eksiltme yapmış oluyorum. Ve sıramı örüp sona kadar sonda 3 ilmek kalana kadar devam ediyorum. Hırkamın bir kolunu örüp bitirdim arkadaşlar. 12 düz 12 karışık olacak şekilde dişlerimi yaptım. Şimdi son olarak son 12 dişimi burada mor rengimde tamamladım. Şimdi lastik kısmını şu an düz sıranın başındayım arkadaşlar. Ama lastiğimi ben ters sırada koyacağım. O yüzden bu sırada bir sıra daha düz kısımda sıra sonuna kadar örüp devam edeceğiz. Ters sıraya geldiğimizde ters sıranın başında bir ters bir düz lastiğimizi koymaya başlayacağız. Bu sıramızda yine son bir eksiltme yapıyoruz. Yine kenarlardan devam ederken birer ilmek eksiltiyoruz arkadaşlar. Şöyle sıradaki iki ilmeğimi birlikte alıp eksiltmemi burada yapıyorum. Sıra sonuna geldiğimde yine bir ilmek daha eksiltmemi yapıp sonrasında lastiğimi örmeye başlıyorum. Ters sıramın başına geldim. Lastiğimizi bu şekilde ters sırada koymamızın sebebi kolumuzdaki şu son haroşa sırasının lastiğimizi örmeye başladığımızda düzgün bir şekilde görünmesi arkadaşlar. Haroşelerden sonra, haroşa örgünüzden sonra lastik yapacağınızda bu şekilde ters sıradan başlarsanız buradaki son sıra, son haroşa sırasınız, dişiniz düzgün bir şekilde görünmeye devam eder arkadaşlar. Şimdi ters sıramdayım. Toplamda 9 sıra bir ters bir düz lastik öreceğim. Sonrasında 10. sıramda örerek kesme tekniğini kullanarak kolumu tamamlayacağım arkadaşlar. Şöyle bir ters bir düz olarak lastiğimizi örüp geliyoruz. Toplam 9 sıra olmak üzere lastiğimi ördüm. Şimdi düz tarafta 10. sıramdayım. Bu sıramda örerek kesme tekniğini kullanarak kolumu bitireceğim arkadaşlar. Bir ters bir düz lastiklerde örerek kesme tekniğini uygularken dikkat etmemiz gereken şey ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz olarak örüp kesmek. Böylece muntazam bir görüntü elde etmiş olacağız. Örerek kesme tekniğini ne şekilde uyguluyoruz? Şöyle ben göstermek istiyorum size.
İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ben sıra başında ilk ilmeğimi örmeden aldığım için. Siz eğer örüyorsanız tabii öreceksiniz. Yanındaki ilk ilmeğim düz. O yüzden onu düz olarak örüyorum. Önceki ilmeğimi bu ilmeğimin üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde önceki ilmeğimi sonrakinin üzerinden geçirerek burada bir ilmek eksiltim, bir ilmek kesmiş oluyorum. Bir sonraki ilmeğim ters. Bu ilmeğimi ters olarak örüyorum. Önceki ilmeğimi onun üzerinden geçiriyorum. Bir sonraki ilmeğim düz. Düz olarak örüyorum. Öncekini diğerinin üzerinden geçiriyorum. Biraz yakınlaştırayım. Son bir kez daha göstermek istiyorum. Sıradaki ilmeğim ters. Onu ters olarak örüyorum. Önceki ilmeğimi onun üzerinden bu şekilde, pardon, ipimi tabii arkaya alıyorum daima. Bu şekilde üzerinden geçirerek ilmeğimi kesmiş oluyorum. Sıradaki ilmeğim düz ilmek. Düz olarak örüyorum. Bu şekilde kesim işlemimi yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde kapatmamızı, kesmemizi yaparken ne çok fazla elimizi sıkalım ne de gevşek bırakalım. Örgümüzün şuradaki lastiğimizin sıkılığı nispetinde keserek burada çok ne çok sıkı olmasını istiyoruz ne de gevşek kalmasını istiyoruz. Çok sıkı olup bebekleri rahatsız etmesin. Gevşek olup da hani sünme, daha sonra sünmede olmasın. Bunlarla, bu lastiğimizle uyumlu bir şekilde kesim işlemimizi yapıp tamamlıyoruz. Kol kesimimi yapıp ilk kolumu tamamladım arkadaşlar. Buradaki kesimi size şöyle yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde, bu tekniği uygulayarak kestiğimizde böyle bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Şimdi ilk kolumuzdan sonra tekrar bedenden devam edeceğiz. Şu kısma, kolumuzdan sonraki araya, şuraya ipimizi bağlayacağız. En son lila rengimizi örmüşüz. Şimdi beyaz ipimizi bağlayıp buradan devam ediyoruz. Arka parçamızı örüyoruz. Arka parçamızdan sonra kolumuzu da örüyoruz. Kolumuzdan sonraki ayrım yerine şuraya geldiğimizde buradaki iki ilmeğin yine bir tanesini kol için örüp bir tanesini beden için bırakıyoruz ve buradan geri dönüş yaparak kolumuzu örerek devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci kolumuzu da diğeriyle aynı şekilde örüp bitirdikten sonra şu kısımdan devam edip bedenimizi örmeye başlayabiliriz. Hırkamın kollarını örüp bitirdim. Şimdi artık ikinci kolumdan sonraki şu ön parçamdayım. Şu kısma beyaz ipimi bağlayıp buradan devam edeceğim ve sıra sonuna kadar öreceğim öncelikle. Sıra sonuna kadar örüp geldim. Şimdi örgümün ters sırasının başındayım. Ters sıramda şimdi koltuk altlarında birleştirme yaparak bedenimi oluşturup bedenimi devam edeceğim. Bu ters sıramı örerken kol altlarında birer ilmek, sadece birer ilmek artış yapacağım. Kol evini bir nebze olsun rahatlatmak, genişletmek adına yapıyoruz bunu. Şimdi ilk kol altına kadar örüp geliyorum. Ön parçamı örüp ilk kol altına geldim. Burada bu şekilde bir ilmek artış yapıp çişimi atıyorum. Ve beden parçama, arka parçama devam ediyorum. Diğer kol altına geldiğimde aynı işlemi tekrarlayarak sıramı tamamlamış olacağım. Hırkamın beden kısmına başlamış oldum. Bedenimizi kollarla aynı şekilde, yani 12 diş karışık, 12 diş düz olacak şekilde kolla aynı şekilde örüp tamamlayacağız. Son olarak beden sonunda 10 sıra, 1 sıra, 1 düz lastiğimizi örüp aynı şekilde örerek kesme tekniğini kullanarak beden kısmımızı tamamlayacağız. Bedenimizi örerken ilik açma işleminde atlamayalım arkadaşlar. Şu kısımda sıra sonunda iliklerimiz var. İlk iki iliğimizi açmıştık. Bundan sonra ikinci ilikten sonra 13 diş arayla iliklerimizi açmaya
devam edeceğiz. Hırkamızın bedenini tamamlayıp geliyoruz. Renk geçişlerini daha önce videoda göstermiştim. Aynı şekilde renk geçişlerini yaparak devam ediyoruz. Kolumuzu ördüğümüz aynı şekilde bedenimizi örüp geliyoruz. Hırkamın beden kısmını da kollarımla aynı şekilde örüp geldim arkadaşlar. Her biri 12 diş olacak şekilde. Şimdi son rengimi 12 diş ördükten sonra lastiğimi örüp hırkamı tamamlayacağım. Lastiğimizi burada başlarken lastiğimizi biz düz sırada koymaya başlamıyoruz. Şu an bakın 12 diş ördüm. Düz sıramın başındayım. Bu sırayı öreceğim ve bu kısma ters sıramın başına geldiğimde ters sıradan itibaren lastiğimi bir ters bir düz lastiğimi örmeye başlayacağım. Bu şekilde yapmamızın sebebi zannediyorum kolda da söylemiştim bunu. Şöyle bu lastiğimizden önceki şöyle yakın plandan göstermek istiyorum. Lastiğimizden önceki buradaki son haroşa dişimizin düzgün bir şekilde bir görüntü vermesi için lastiklerimizi ters sırada başlıyoruz. Sizler de bu şekilde haroşa örgülerinizden sonra lastiğinizi lastik yapacaksanız, herhangi bir lastik koyacaksanız bu şekilde ters sırada lastiğinizi koymanızda fayda var. Dediğim gibi bu şekilde sondaki bu haroşa dişimiz düzgün bir görüntü vermeye devam edecektir. Öbür türlü düz sırada gördüğünüz, koyduğunuz zaman buradaki daha farklı bir görüntü oluyor arkadaşlar. Şimdi ters sıramın başına geleceğim. Ters sıradan başlayarak lastiğimi bir ters bir düz lastiğimi örmeye başlayacağım. Ters sırada başladığım için 9 sıra olmuş olacak. 9 sıra bir ters bir düz lastiğimizi örüp düz sıraya geldiğimizde yine örerek ezme tekniğimizi kullanarak lastiğimizi kesip hırkamızı tamamlayacağız. Lastiğimi 7 sıra ördüm. Sıramın sonunda şimdi 5 ilmeğim kaldı şu anda. Bu kısımda son iliğimizi açmayı da unutmayalım. 6. iliğimizi açmış olacağız burada. Bir tane doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi bakın ilk ilmeğim ters, ikinci ilmeğim düz. 2 ilmeğimi birlikte alacağım ama ilmeklerimi böyle bu yönde sağdan değil de ilmeklerimin solundan, şu kısımdan şöyle birlikte alırsam buradaki lastik görüntüm devamını örüp size göstermek istiyorum. Düz ilmeklerim burada muntazam bir şekilde devam ediyor olacak. Lastiklerinizi bir ters bir düz lastiklerinizde ilmeklerinizi bu şekilde açarsanız yani en son bir düz ilmek örüp devamındaki bir ters bir düz ilmeği benim yaptığım gibi ilmeklerin sonun sol tarafından, sol kısmından birlikte alarak keserseniz daha muntazam bir ilik açmış olursunuz. Sadece ters ilmek, ters ilmeğe denk gelen kısımda düğme iliğiniz olmuş olur. Düz ilmekler düzgün bir şekilde devam ediyor olur lastiğinizde. 7. sıramı tamamlamış oldum. Şimdi 2 sıra daha örüp 9 sırayla lastiğimi tamamlayacağım. 9 sıramın sonunda şöyle düz sıramın başına buraya gelmiş olacağım. Örerek kesme tekniğini kullanarak lastik kısmını kesip hırkamın beden kısmını tamamlamış olacağım. Lastiğimi örüp bitirdim. Şimdi örerek kesme tekniğini kullanarak lastiğimi kesip beden kısmını tamamlayacağım. Lastiklerimizin kesimini, lastik kısmının ilmeklerimizin kesimini yaparken düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters şekilde örerek yapacağız. Bu şekilde kesimimizi yaptığımızda muntazam bir görüntü elde etmiş olacağız. Kollarda da aynı şekilde yapmıştık. Şimdi sıradaki ilk ilmeğim düz. Onu düz olarak örüyorum. Önceki ilmeğimi diğerinin üzerinden geçiriyorum bu şekilde. Burada bu şekilde bir ilmek eksiltmiş, kesmiş oluyorum. Sıradaki ilmeğim ters, ipimi öne alıp ilmeğimi ters olarak örüyorum. Önceki ilmeğimi diğerinin üzerinden bu şekilde geçiriyorum. Sıradaki ilmeğim düz, onu düz olarak örüyorum. Önceki ilmeğimi üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz olarak örerek kesme işlemimizi tamamlayıp geliyoruz.
Kesim işlemimi tamamladım. Yakın plandan şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi muntazam bir görüntü elde etmiş olduk bu kesme yöntemini kullanarak. Şimdi artık son olarak hırkamızın kol dikişlerini yapmaya geldi sıra. Kol dikişlerimizi tamamlayacağız. Düğmelerimizi de diktikten sonra hırkamız hazır hale gelmiş olacak. Hırkamızın kolunu dikerken bu kenarlarda bıraktığımız tırtıklar vardı. Bunları karşılıklı olarak alarak, yani bir tırtık buradan, bir tırtık buradan alarak karşılıklı diktiğimizde içte de herhangi bir kabarık bir görüntü olmaksızın, hiçbir rahatsızlık verecek bir görüntü olmaksızın düzgün bir dikiş elde etmiş olacağız. Öncelikle lastik kısmını gösterdiğim şekilde dikiyoruz. Burada da yine aynı şekilde şurada düz ilmeklerle, düz şeylerle, ilmeklerle, evet, kenarda bitmiş durumda. Onların hemen yanındaki şuralardan dikişlerimi yapmaya başlıyorum. Şu sonda kalmış olan ilmeklerin her iki ayağını da şöyle alarak, tek bir tanesine değil ikisine de batarak alıyoruz. Şurada lastik kısmı için son bir dikiş yapmış olalım. Ve şimdi haroşelerin olduğu yere geldik. Söylediğim gibi bir tırtık bir taraftan, bir tırtık diğer taraftan alarak yapacağız. Şöyle buradaki kenarda ki tırtığın, bakın, üstten alttan üste doğru şu şekilde geçiriyorum ve karşısında da aynı işlemi alttan üste doğru içinden iğnemi geçiriyorum. Tekrar diğer tarafa geçip buradaki tırtığımın içinden alttan üste doğru iğnemi geçiriyorum. Bir buradan, bir buradan. Bir bu taraftan, bir bu taraftan. Olacak şekilde tırtıklarımı aldığım zaman güzel bir dikiş görüntüsü elde etmiş oluyorum. Hatta dikiş yokmuş gibi bir görüntü elde etmiş oluyoruz bu yöntemle. Sırayla buradaki tırtıkları takip ederek bir o taraftan, bir bu taraftan alarak, şurada biraz fazladan sorun değil. Toparlarız orayı. Şöyle şuradan alırız. Tamam. Bir buradan, bir buradan. Bir sağ taraftaki tırtıktan, bir diğerinden alarak karşılıklı olarak buradaki tırtıkları dikiyoruz. Şurada bakın, geçiş yaptığım yerde beyaz ipim gözüküyor. Bu beyazı değil, hemen onun yanındaki moru şuradan. Buradaki son geçiş yerinde. Karışık rengi, geçiş renginde de bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada sanki herhangi bir dikiş yokmuş gibi güzel bir görüntü. İç tarafı çevirdiğinizde de orada da aynı şekilde hiçbir kabarıklık, hiçbir belli olan hiçbir şey olmaksızın bebeklerinizi rahatsız etmeden bu yöntemi kullanarak dikerseniz rahat bir şekilde bir kullanım sağlamış olur. Bu renkli kısımda da yine aynı şekilde mor ipimle devam edeceğim. Aynı şekilde dikeceğim. Burada da yine bir buradan bir buradan şu kenarları alarak karşılıklı sıralarımı dikmiş olacağım. Beyaz ipe geçtiğim zaman da şu kısımda artık renk değişimi yapmam lazım. Mor iple devam edemeyeceğim tabii ki bu kısımda. Burada iğneme beyaz ipimi takıp koltuk altına kadar da beyaz ipimle dikişimi tamamlayacağım arkadaşlar. Diğer kolumuzu da aynı şekilde her iki kolumuzu dikip bitirelim. Son olarak da düğmelerimizi de dikelim. 6 tane düğmemizi dikelim ve tamamıyla hırkamızı bitirmiş olalım. Oraya kadar bütün gereken işlemlerimizi halledip geliyoruz. Bu yöntemi kullandığımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar, şu renk geçişinin olduğu yerde bile
sanki hiçbir dikiş yokmuş gibi muntazam bir görüntü elde etmiş oluyoruz. İçte de dediğim gibi herhangi bir kabarıklık olmadığı için rahat bir kullanım sağlamış oluyor. Şimdi dikişlerimizi ve düğmelerimizi tamamlayıp geliyoruz. Hırkamızı tamamladık arkadaşlar. Son olarak kol dikişlerini ve düğmelerini dikip tamamlamış olduk. Kol dikişlerini şu şekilde bu yöntemi kullanarak diktiğimizde gördüğünüz gibi burada muntazam bir görüntü elde ederek dikişlerimizi tamamlamış olduk. Bu şekilde elinizdeki tek kalan yumakları da değerlendirebileceğiniz güzel bir çalışma gerçekten. İstediğiniz renklerle kız bebekleriniz için ya da erkek bebekleriniz için örebileceğiniz güzel bir şık bir model. Bu hırkamızdan sonra takımı olan şapkanın ve patiğin de anlatımı ilerleyen videolarda yayında olacak. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak yeni yükleyeceğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Söylediğim gibi hırkamızı en başta malzeme bilgisinde belirtmiştim. Hırkamızı örmek için 3 yumak yeterli arkadaşlar. Ama takımını öreceksiniz, yani şapkasını ve patiğini de benimle birlikte örecekseniz bu en sonunda kullandığımız, uçta kullandığımız koyu renk ipten, koyu renkten 2 yumak almak gerekiyor. Diğer üstte ve ortada kullandığımız renklerden birer yumak yeterli ama alttaki rengimizden 2 yumak elimizde olması gerekiyor. Bütün takımı örebilmemiz için. Yeni bir örgü videosunda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.